Bu videoda e, gördüğünüz ekranda gördüğünüz mesajlaş mesajlaşmanın konuşamadım e, üzerine yorum yapacağım biraz çünkü arkadaş kendisi istedi e, istediğini pişman edeceğim kendisine <laughs> birincisi e, telefonu şarj etme zamanı gelmiş <laughs> ikincisi e, şimdi ikincisinden öte yani yukarıda aşağı bakalım burada bir LinkedIn mesajı diye tahmin ediyorum bunu. Şimdi okuyalım. Merhaba Ahmet Bey diyelim. Merhaba Ahmet Bey. Projemiz için Cloud Engineer pozisyonda çalışmak üzere personel alımı yapacağız. İlgilenmeniz halinde CV'nizi paylaşabilir misiniz? İyi çalışmalar. Güzel. Şimdi e, tabii didik didik edeceğiz bunu. E, <laughs> Şimdi projemiz için Cloud Engineer pozisyonda çalışmak üzere personel alımı. Yani okey. Yani fabrikaya adam almıyorsam personel alımı dememeyi tercih ederim. E, ben kendi adıma. Hani takım arkadaşı gibi bir şey kullanılabilirdi. Onu geçiyorum. İlgilenmeniz halinde CV'nizi paylaşabilir misiniz? Bir soru işareti gerekiyor cümlenin sonunda da. Ama onun dışında daha da böyle didikleyecek pek bir şey ben göremiyorum en azından. Tabii şey olsa güzel olurmuş. Yani cloud Engineer hangi Cloud? Yani Azure mu, AWS mi, GCP mi? Proje dediğin süreli mi, süresiz mi? Yani projemiz için arıyoruz diyorsun. Ben buradan kontratlı çalışan arıyorsun gibi anlarım. Tam zamanlı olabilir tabii ki tam zamanlı tam olarak kontratın tersi değil de hani yani sürekli çalışan aramıyorsun gibi hissettiriyorsun çünkü bir projemiz için ama belki de proje bazlı aramıyorsundur ya yani bunları daha netleştirmekte fayda var ee, ama tabii şey de olabilir yani bu şekilde kaç yüz kişiye mesaj atıyorlar bilmiyorum gideyim kaç yüz kişi atıyorsan at yani mesajı düzgün yazmamak için bir sebep değil bu ama Başta bir ilgileniyorsa ilgilenmiyorsa söyle de beni uğraştırma gibi de yaklaşmış olabilirler. Anlayabiliyorum onu. Bu arada bu 1.39 yazan saat umuyorum ki öğleden sonraki 1.39'dur. Gece yarısı değildir. Ee, neyse devam edelim. Şimdi arkadaşımızın yazdığı cevap. Çünkü doğru mu cevap yazdım? Yani ne düşünüyorsunuz bu tar bu konuyla ilgili gibisinden bir soru sormuştu kendisi. Okuyalım. Merhabalar. Teklifiniz için çok teşekkür ediyorum. İlginiz beni gerçekten mutlu etti. Tamam, güzel. Çok güzel bir giriş olmuş. Yani i̇lginiz beni gerçekten mutlu etti. Yani gerçekten biraz fazla üstüne basılmış gibi. E, i̇lginiz için teşekkürler. E, o da hani böyle bazen de o teşekkürü şey hani e, negatif cevap için kullanıyoruz ya o da. E, tek için çok teşekkür ediyorum. E, deyip ikinci satır hiç yazılmayabilirdi. Neyse Cloud Engineer pozisyonuna nazaran Junior DevOps Engineer pozisyonu benim için daha uygun olacaktır. Eğer bu konuda açık pozisyonunuz var ise ücretsiz bir şekilde part time ve staj kapsamında sizlere çalışmaktan mutluluk duyarım. CV belgem ektedir. CV ektedir demen yeterli. CV belge demeye gerek yok. Şimdi burada birkaç tane nokta var. Birincisi karşı taraf daha ne part time'dan bahsetmiş ne ücretsizden bahsetmiş. Bir anda belki adamlar baktılar LinkedIn profiline ve seni hani full time almayı düşünürken sen hani bir kademe aşağı indirdin ve fazladan bilgi verdin. Yani bir anlamda da gereksiz bilgi verdi aslında. Hani sorulmayan bir şey bunlar, sorulmamış. Belki hani fırsatı kaçırmamaya çalışmanın verdiği bir kaygı var. Ama başta böyle diyaloglarda benim tavsiyem şey olur. Hani optimum yöntem olarak daha fazla bilgi almaya çalışmak. Değil mi? Hani herhangi bir bilgi vermeden bilgi almaya çalışmak. Yani bu senaryoda nedir arkadaşın? Hani Böyle bir isteği olduğunu düşünüyorum çünkü zaten bahsetmiş. Junior DevOps Engineer olarak diyor. Ücretsiz veya staj olarak çalışmak isterim. Böyle bir isteği var. Ben şunu söyleyebilirdim. Hani daha fazla bilgi alma stratejisiyle ilerlersek. işte sürekli bir pozisyon mu bu sorusu sorulabilir. Hangi cloud'la alakalı denilebilir. Diğer yandan sadece CV yollayabilirsiniz de. çünkü karşı taraf CV istemiş. Yani tabii seve seve ilgilenirim özellikle DevOps tarafında çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İhtiyacınız da olacaktır projenizde diye tahmin ediyorum. CV'm de ektedir. Geri kalanını bırak o düşünsün noktası bence daha mantıklı. Çünkü yani şu noktaya kadar zaten bakmamışsa, burası LinkedIn, LinkedIn profiline bakmamışsa bilmiyorum. Yani CV istiyor adam, bakacağım diyor. Yani CV'yi paylaşmamakta da ben bir sebep göremiyorum. Yani paylaşılabilir, alsın baksın yani kendi düşünsün. Ya ben de şunu demiş oluyorum, hani ilgileniyorum böyle bir projeyle. DevOps tarafında çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Yani bu arkadaşta bir şeyi bilmiyoruz burada. Cloud Engineer'a niye hayır diyor? Yani sadece bir kariyer peti olarak mı hayır diyor? çünkü yani bu ad, şimdi karşıdan gelen mesajın sadece cloud engineer dediğini düşünürse cloud engineer'ın altında hangi cloud olduğunuyla bahsetmemiş belki DevOps işi de yapacak bir Cloud Engineer arıyor da olabilir yani. Bunların ayrımını bilmiyor da olabilir yani. Karşıda bir HR firması varsa HR firmasındaki o çalışanın bu ayrımları yapmama ihtimali de yüksek. Bilmeme ihtimali de yüksek. Ona hani bize bir Cloud işi yapan mühendis bul demişlerdir. Bir şeyler demişlerdir. O da çıkıp bulmaya çalışıyor. Yani hani böyle bir süper şey ayrımlarını bilmesinde beklememek lazım karşı taraf. Yani beklemek yanlış demiyorum, sadece beklememek lazım diyorum. Şimdi e, geri dönelim arkadaş, bizden feedback istediğine göre, benden feedback istediğine göre, cloud engineer pozisyonuna nazaran junior devops engineer. Şimdi karşı tarafın kafasını karıştırdınız. CV belgesine ekte yollamışsınız zaten ama ya ben yine diyorum bunları bir bırakırdım, bir karşı taraf bir düşünsün ama. DevOps kelimesini ortaya atmak için yani bu konuda benim bir uzmanlığım var ortaya atmak için. Biraz önce dediğim gibi Cloud Engineer rolü ne çok değinmeden hani onu yapmam demeden DevOps tarafında benim bir kuvvetim var demek. Böyle bir projeyle evet ilgileniyorum. E, ilgilenirim. DevOps tarafında çok ciddi katkım olacağını düşünürüm. Düşünüyorum. E, CV'im ektedir. E, şeyden hiç bahsetmezdim ben zaten. Yani ücretsiz veya part time vesaire, onlardan bahsetmezseniz onları bir tür soruya saklayın. Yani örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, i̇şte hani bu şey standart mesajı verdikten sonra bu ücretsiz vesaireden bahsetmeden eğer hani e, şeyi bilmiyoruz burada arkadaşın ne kadar e, bu böyle bir e, staja veya e, ücretsiz bir şekilde çalışma isteğinin ne kadar yüksek olduğunu bilmiyoruz. Eğer yüksekse ben yine de 2-3 gün cevap bekleyip cevap gelmezse bir daha bir e, yazıp belki o zaman hani onlardan bahsedilebilir veya yani bir hafta. Burada doğru yok bu arada. Yani burada doğrusu yok. Üç gün, bir hafta, iki hafta bu, bu. tamamen siz karar vereceksiniz. Ne kadar e, bu rollerdeki isteğiniz, sıkışıklığınız diyeyim bir anlamda. E, çünkü hani part-time iş dediğimizde bir maddi gelir de söz konusu e, maddi olarak ne kadar dayanabildiğinizle de alakalı biraz ne kadar bekleyebileceğiniz. O yüzden orada işin doğrusunu hani bir yani doğrusu yok o iş. Herkese göre değişir. Ama ilk başta hani CV'm e, şudur. ilgilenirim o çok önemli. Evet ilgilenirim. CV'm şudur. DevOps tarafında çok şey ol, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Birkaç gün sonra belki bir hafta sonra hani ne hani bir gün bir değişiklik var mı sorarım ilk başta. Hani bir güncelleme var mı, bir şey var mı? Daha sonra belki de üçüncü turda. Çünkü adam stajyer aramıyor. Ve belki de seni full time alabileceğini düşünürken almayacak. Yani buradaki hangi senaryoyu toparlamaya çalışıyoruz? CV mi gördü? Beni full time alamayacağını anladı, almak istemeyecek. Ama ben bu sefer yine de ücretsiz çalışmak istiyorum deneyim için. Şimdi bunun için biraz zaman vermekte fayda var. Gerçekten de adam CV okuyup geri dönüş de yapmayabilir ki bence o, yani geri dönüş yapmamak bence zaten bir saygısızlık da yapmayabilir ee, geri dönüş yapmadı Hani üç gün dört gün sonra artık bir süre sonra Ama ilk round bunu söylememekte fay, fayda var yani adama bir nefes alma bir tepki verme e, süresi en azından ben verirdim. Sonrasında belki şey yapılacak işte. Şöyle de bir staj ihtiyacım var benim bu bu arada hani gibisinden artık daha düzgün cümleler kurarak. Belki bir sonraki ronda hani sürekli bu projede cloud engineer pozisyonuna uygun olmasam da. Böyle cümle kurmayacaksınız tabii ki. Bunları düşüneceksiniz. Ya bir de karşı tarafın bir verdiği tepkiye bağlı. Yani çıkıp da şey derse ya hani sizin deneyiminiz yeterli değilmiş vesaire vesaire derse o zaman da hani ben hani yazın da şöyle bir staj arıyorum. Burada bir beraber çalışma şansımız olur mu? Çok sevinirim. Çünkü projeniz ilgimi çekti deyin diyeceğim de projede de hiçbir ilgili hiçbir şey bilmiyoruz yani. Hani şeye geri dönüyorum ya en baştakine bilgi almaya çalışın. Yani belki de başta hani evet ben bununla ilgilenirim. Detayları öğrenmek isterim. CV'm ektedir. Özellikle DevOps tarafında çok ciddi katkım olacağını düşünüyorum. Haberlerinizi bekliyorum. Bence bu çok daha tatlı olurdu. Yani özetleyecek olursak, bol bol bilgi istiyoruz, ilgimizi gösteriyoruz, uzmanlık alanımızı aradan şöyle bir sokuşturuyoruz. Onun içindeki geri kalan bilgileri şimdilik vermiyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Karşı taraf nefesini alsın, cevabını versin. Ondan sonra verelim. Yani böyle maalesef ki, tabii ki insanlar kendilerini anlatmak istiyorlar. Ee, ve şey olmak istiyorlar, yani samimi bir şekilde kendilerini ortaya koymak istiyorlar ama e eğer şeyi bilirseniz, karşı tarafı daha iyi anlarsanız kendinizi de daha doğru anlatma e şansınız olur. E yani belki de Cloud Engineer derken bahsettiği şey hani... E <laughs> Güzel oldu bu. Çok konuştuğum mesajı bu. Belki de Cloud Engineer derken bahsettiğiniz şey sizin kendinize uygun görmediğiniz şey karşı taraf için aynı tanımlarla uyuşmuyor. Yani bir varsayımda bulunuyorsunuz Cloud Engineer pozisyonunun gereklilikleriyle ilgili. Varsayımda bulunmamaya çalışın olabildiğince varsayımda bulunduğunuzu düşündüğünüz her yerde karşı tarafa sorun. O bilgiyi alın. Çünkü varsayımlar karşılıklı uyuşmadığı için fırsat kaçırabilirsiniz. Evet. Bu mesaj için benim yorumlarım bu kadar yeterince didikledim diye tahmin ediyorum. Umarım faydalı olur. Görüşürüz.